Değerli izleyicilerimiz, gecelerin en güzeli, alemlere rahmet olarak gelen, güzel ahlakı tamamlayan, hakkında Bismillahirrahmanirrahim ve merselnake illa rahmeten lil alemin buyrulan güzeller güzeli peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 1444. Mevlid Kandili gecesini yad etmek üzere kıymetli hocalarımla bir araya geldik. Önce sevgili hocalarım yorgun geldiler. Allah razı olsunlar. Kimi karşıdan, kimisi Ümraniye'den. Başta Celalettin hocamla bir soluklanalım inşallah. Sevgili hocam, kendiniz bir tanıtır mısınız? Efendim, 1972 senesinde ilk görevimi Ankara'da aldım. Daha sonra askerlik dönüşü de 1976'nın başlarında Merkez Efendi Camii'ne geldim. O zamandan beri bu görevi sürdürmekteyim. Doğum yerim, böyle okuyucuların pek doğum yerleri sorulmaz ama ben söyleyeyim, Samsun. Doğum hocam yerim çok Samsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu akşam bizi kırmadınız, geldiniz. Seki hocam. Herkesin kandilini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Allah tekrar nasip etsin. Seki hocam, siz kendinizi tanıyacaksınız. Beykoz Anadolu Hisarı'nda 42 sene görev yaptım, emekli oldum. Şu anda değişik turlarda rehberlik yapıyorum. İlahi ve tasavvufla ilgileniyorum. Aynı müftülükte devam ediyorum. Bütün kardeşlerimizin bu mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayra vesile olmasını diliyorum. Size de saygılar diliyorum. Hocam Allah razı olsun. Sevgili hocam, sizi tanıyalım. Mustafa Taşkın. Emekli İmam Hatip'im, Sinopluyum. Şu anda dışarıdan öğretmenlik yapıyorum. Bu güzel programın hayırlı olmasını diliyorum ve televizyonları, ekranları başında bizleri izleyen bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hocam sağ olasınız. Sağımda Selman hocamı ben tanıtayım kısaca. Selman hocamız dünyada iki kere dünya birincisi olmuş bir hocamız. Tabii kendisini tanıtacak inşallah. Allah razı olsun, bizleri kırmadılar. Bu programa geldiler. Çok özel bu hocalarımızı dinleyelim inşallah. Bir de öğrencisi Ahmet hocam geldi, Allah razı olsun. O da kendisini tanıtacak. O da dünya üçüncüsü oldu, değil mi hocam? Yeni geldiniz ayağınız tozuyla şimdi merkezden. Buyurun hocam, siz kendinizi tanıtın. Selman Okumuş, İstanbul doğumluyum. Aslen Bayburtluyum. İnşallah bu gecenin ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hafız Ahmet. Efendim, Hafız Ahmet Sarıkaya, 1990 Denizli Acıpayam doğumluyum. Marmara İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bütün izleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Kandillerini tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Hızır Çakır, 1949, Rize doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Emekli din görevlisiyim. Gene camilerde sohbetlere devam ediyor. Ayrıca benelekol.com sitesinde ilahiyatçı yazar olarak yazılar yazıyorum. Hocam Allah razı olsun. Ben de Hayrola Sağır, emekli imamım. Sevgili kardeşlerimle bir araya geldik. Şimdi vakitlerimizi en güzel şekilde değerlendirmek üzere sözlerin en güzeli olan, hakikaten çok Kur'an-ı Kerim'ini özellikle ben çok izliyorum, dinliyorum. Dünya birincisi iki kez olmuş, bu dünyada herkese nasip olmaz. Selman kardeşimize bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم Thank you.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. Tabii soracağım hocama, dünya birinciliği nasıl bir duygudur daha sonra inşallah. Şimdi Hicaz makamında Eserler Zeki Durmuş hocamın önderliğinde geçeceğiz inşallah hep beraber. Buyur hocam. Mevlam sana ersem diye, Mevlam sana ersem diye, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Cemalini görsem diye, cemalini görsem diye, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Gözyaşlarım durmaz taşar, gözyaşlarım durmaz taşar, seller gibi çağlar coşar, seller gibi çağlar coşar. Vuslatını dile yaşar, vuslatını dile yaşar, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Kevni temaşa eylerim, kevni temaşa eylerim, nevayı aşkın inlerim, nevayı aşkın inlerim. Sensiz cihanım eylerim, sensiz cihanım eylerim, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Allah 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 Allah. Bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Bülbüllerin ötüşünde
düşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşümde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşümde senin aşkın var Allah'ım. Reklamlara mı giriyoruz? Kaside okuyorduk ama. Merhaba sevgili izleyenler, bedava saatiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, yanlış duymadınız, bedava saatiyle şu anda Mavi Karadeniz ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Sizlere şimdi tanıtacağımız ürünümüz ücretsiz, bedava olacak. Kesinlikle ilk arayan 10 kişiye 50 kişiye değil, arayan herkese, ben arayın dediğim andan itibaren hattı düşürebilen herkese ücretsiz olarak göndereceğimiz bitkisel bir ürünümüz var. Ürün nedir, ne işe yarar? Neden bedava? Bunları kısaca söylüyorum. Sonra da numarayı anons etmemle birlikte bedava kampanyamız başlıyor. Şimdi ürünümüzün ismi Duman Son. Tamamen bitkisel ve sigarayı bıraktırıyor. 3 ila en fazla 4 günde sigarayı bıraktıran mükemmel bir ürün. Peki neden bedava Duman Son? Neden bedava? Bunu merak eden izleyicilerimiz var. Sizden bir ricamız olacak. Bakın bu bir koşul değil, şart değil. Biz sosyal sorumluluk projesi ve ürünümüzü tanıtmak amacıyla ürünümüze de çok güvendiğimiz için ürünümüzü bedava gönderiyoruz. Ben inanıyorum ki %99.9 bu ürün size sigarayı bıraktıracak. Peki bize faydası ne olacak? Siz şimdi bu dakikalarda bunu aldınız, bedava kullandınız, sigarayı bıraktınız. Çevrenizde en az 3-4 kişiye ben Duman Son'la sigarayı bıraktım diye küçük bir reklam yapmanızı istiyorum sevgili izleyenler. Tek istediğim şey sizden bu. Bakın, yalan söyleyin demiyorum. Bize yardımcı olun da demiyorum. Bizim ürünümüzü alın, kullanın. Sigarayı bırakırsanız eğer çevrenizde en az 3-5 kişiye haber verin. Ve biz %100 bıraktıracağına inandığımız için bu ürünü şimdi bedava gönderiyoruz. Hazırsak ben numarayı anons ettiğim andan itibaren bedava kampanyası başlayacak ve hatta şöyle yapalım, çağrı atanları da bu kampanyaya dahil edelim. Evet, çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Kampanya için geri sayım başladı. Numarayı söylüyorum ve kampanyamız başlıyor. 0216 222 24 14 0216 222 24 14 telefon numaramız, ekranın altında da şu anda numarayı görüyorsunuz sevgili izleyenler. Bu numarayı düşürebilen tüm Mavi Karadeniz izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. Kullanımı son derece kolay. Bakın Duman Son'un nasıl kullanacağınızı göstereyim ben sizlere. Kapağını açıyorsunuz. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi tamamen bitki tozlarından oluşan bitkisel bir karışım var. Bu bitkisel karışımı çay kaşığının ucuyla, çay kaşığının 5'te 1'i hatta 6'da 1'i oranında dilinizin üstüne atıyorsunuz, 10-15 saniye ağzınıza gezdirdikten sonra çıkartıyorsunuz. Yutmanıza gerek yok. Solunum yolları sayesinde bu beyne ulaşıyor. Beyinde sigara isteyen, nikotin isteyen bölgeyi derhal etkisiz hale getirip sigarayı unutturuyor ve sigarayı bıraktırıyor. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, ben sigaranın zararlarının farkındayım. Ben sigaraya cebimden haraç aldığını farkındayım. Çoluğuma çocuğuma zarar verdiğimi farkındayım diyorsanız hiç durmayın, bizi arayın, biz size sigarayı bıraktıracağız. Evet, 0216 222 24 14 0216 222 24 14'ü çaldırın, kapatın, biz sizi arayalım diyoruz. Ama ben sigaradan memnunum kardeşim. Hasta olacaksam da ben olurum. Akciğer kanseri olursam ben öleceğim.
Bacağım kesilirse ben büyük bir zevk alacağım. Doktora testereyi biraz daha sert vurmasını söyleyeceğim. Gırtlağım delinirse, gırtlak kanseri olursam göbek atacağım. Çoluğum çocuğum bana bakıp özenip sigaraya başlarsa keyiften dört köşe olacağım. Dünyanın en mutlu annesi babası ben olacağım. Çocuğumun zehirlenmesine çok büyük bir keyifle, sevinçle karşılık vereceğim diyorsanız bizi zaten aramayın. Biz size hiçbir şey yapamayız. Ama ben sigarayı bırakmak istiyorum ve bırakamıyorum diyorsanız hodri meydan. Ben size bedava gönderiyorum. Siz de sigarayı bırakmayı göze alıyor musunuz? Ben bedava göndermeyi göze alıyorum. Eğer siz de sigarayı bırakmayı şu kadar, bir gram, bir parça istiyorsanız bize çağrı atmanız yeterli. 0216 222 24 14. Bakın ben şimdi tanıtımı bitiriyorum. 3 dakika daha ekstra süre veriyorum. 3 dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımıza çağrı atan herkese ücretsiz. 0216 222 24 14. 0216 222 24 14. Ekran altındaki numarayı çaldırın, kapatın. 69 liralık sigarayı bıraktıran ürün bedava gelecek ve bu ürüne siz sadece kargo parası ödeyeceksiniz. Bizden alıp size getiren kargocu küçük bir kargo bedeli alacak. Onun dışında hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. 2 dakikamız daha var kampanyamızda. Ben hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Kayalar Pastanesi'nde eşinize, size ve çocuklarınıza uygun lezzeti bulacaksınız. Kayalar Pastanesi'nde keşfedilecek daha çok lezzetler var. Beykoz'un her yerinden Kayalar Pastanesi'ne rahatlıkla ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. Sipariş hattımız 0216 413 0799 413 0799. Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a tüm Anadolu kültürümüz Tuzla Belediyesi katkılarıyla ekranlarda yankılanıyor. Yöresel motiflerle bezenen rengarenk kültürüyle Tuzla'dan Anadolu'ya isimli programda her cuma günü akşam saat 21'de Mavi Karadeniz ekranlarında sizlerle buluşuyor. Anadolu kültürünü yaşamak ve yaşatmak için Tuzla Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Tuzla'dan Anadolu'ya yöresel gecelerine sizleri de davet ediyor. Bu hafta Çankırılı hemşerilerimizin konuk olacağı özel programda gelecek haftalarda farklı illerde Mavi Karadeniz ekranlarında buluşmak üzere. Canı dilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlana'yı keyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlana'yı geyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e.
Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canın var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canın var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Açıldı cennetin babı Nesim'in, açıldı cennetin babı Nesim'in. Pür safa geldi, gülistanı cihane nevrak-ı hüsnü baha geldi. Derunu Mekke'den nur-i nübüvvet parlayıp çıktı. Avalin nura kalk oldu, Resulün kibriya geldi. Beşir ehli imanın neziri ehli tuğyanın, Habibi kibriyanın, Hak Teala'nın Muhammed Mustafa geldi. Şefaat ya Resulallah, anılsa her neden ismi şerifi feyzi hazırdı. Bugün bu meclise ruh Muhammed Mustafa geldi. Ya Resulallah, senin yüzün gören gözler ne ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır. Ya Resulallah, medet ya tabib el kulub. Sadık sevgili hocam, Allah sen razı olsun. Şimdi Hızır hocam, size birkaç soru soralım en azından ki bu gecenin anlamı ile ilgili. Aynen. Hocam, bu gece mübarek Mevlüt Kandili. Aynen. Bu gecenin fazileti hakkında bizi kısaca anlatalım, aydınlatır mısınız? Efendim, bu gece zaman, alemi zamanda
en mübarek, en kutsal, en güzel bir gece aslında. Niçin? Çünkü bunda güzeller güzeli olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya teşrif buyurdular. Varlıklar aleminin ilki olmasına rağmen. Ne demek istiyoruz? Allah-u Teala vardı, hiçbir şey yoktu. Allah-u Teala muhabbetinden, zatının nurundan varlıklar aleminde ilk olarak nüve, zübde-i kainat olarak sevgili Peygamber Efendimiz'in nurunu halk etti. Nuru Muhammedi yaratıldı. O nurdan, o nüveden, o atomdan, o hücreden, o nurdan ne dersek diyebiliriz. Bütün alemler meydana geldi. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde devamlı okunan meşhur bildiğimiz Estağfirullah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayetinde de net olarak açıklanmıştır. Şimdi ilim dünyasında, fizik alemde bir Big Bang teorisi var. Karşı çıkmanın manası yok. Büyük bir patlama oldu. Ama bu büyük patlamanın bir nüvesi vardı elbet. O küçük nüveden, küçük atomdan, hücreyse bütün alem meydana geldi. E güzel, karşı çıkmanın manası yok. Ama biz müminler olarak da diyoruz ki, evet, o ilk nüve varlıklar aleminde Allah-u Teala'nın ilk yarattığı nuru Muhammedi'ydi. Ondan da bütün alemler halk olundu. Onun hürmetine, onun aşkına, onun cüz'ünden bütün alemler meydana geldi. Varlıklar aleminin ilki olmasına rağmen, en şerefli olma noktasında da zaten. Peki peygamberlerin niye sonuncusu oldu? Evet, peygamberlerin sonuncusu olması da onun en mübarek, en üstün, en büyük olduğunun delilidir. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün peygamberler onu işaret etmişlerdi. O geliyor. Müjdeler olsun. Arkadan o geliyor. Dünyada da böyledir. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakanımız geldiği zaman ne olur? İlk önce yol açıcılar gelir değil mi? Evet. Sağda soldaki şeyler derler ki geliyor. Sultan arkadan gelir. Evet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Dinlerin hulasası, özü güzel ahlaktır. Peygamberimiz gelmezden önce gerçekten insanlık İnsanlıktan çıkmış. Akıl almaz zulümler. Aklın dışında putlara tapma. Öz kız çocuğunu canlı canlı gömme. Aman yarabbim. Kocası ölen bir kadına kim gelirse, abasını kim atırsa onun sahip olmaz. Cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi, korkunç bir dönem. Resulullah Efendimiz bu mübarek gecede dünyaya teşrif buyurdular. Biraz sonra sevgili hocam da viladet bahsini okuyacak. İnşallah. Amine validemiz Süleyman Çelebi ne güzel diyor. Anesi anda neler gördü neler. Sünnet olmuş. Göbeği kesilmiş. Doğar doğmaz ilk sözü Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kethira. Secdeye kapanıp ümmeti ümmeti diyen annesinin karnından veya doğur doğma sevgili peygamberimizden meydana gelen bir nuru Amine validemiz bütün cihanı kapladı diyor. Çok uzaklardan görülmüş bu Arabistan'da. Ne oldu bu gece? Kahinler, müneccimler, Hristiyan ve Yahudi din adamları bu gece gelmesi beklenen mübarek zat doğdu. Biz bittik demişler. Böyle mübarek bir gece zamanların en güzeli. Peki hocam, bu gece dünyaya teşrif eden Efendimiz'in özel hususiyetlerimizi anlatır mısınız? Evet.
Kısa şimdi, olsun böyle. Onu anlatabilmek, onu layıkı veçiyle methedebilmek ne mümkün? Şair diyor ki, biz de oradan gidelim. Ya Resulallah, benim maksadım seni anlatmak, seni övmeye çalışmak değil. Senden bahsederek sözlerimi, cümlelerimi süslemek. Şimdi beşer olarak anlatabilmemiz zaten mümkün değil. Güzeller güzelini, en güzel kelam olan Allah'ın kelamıyla anlatalım. 3-5 ayeti kerime var. Vaktimiz dar anladığım kadarıyla çabucak geçmeye çalışıyorum. Evet. Sevgili hocam başta okudular. Tevbe suresi 128. ayet. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Sizin cinsinizden yani bir insan, melek değil, cin değil, insan. Öyle bir peygamber, öyle bir Resul geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. O müminlere karşı rauf ve rahimdir. Dikkat edelim bu son iki kelimeye. Rauf ve rahim. Allah-u Teala zatına mahsus. Esma-ül Hüsna'dan iki ismi şerifi sevgili peygamberimize tahsis ederek bize onu anlatıyor. Yani anlayın ey kullarım, size böyle bir Resul-i Zişan geldi diye. İkinci ayet-i kerimeyi biraz evvel arz ettim zaten. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ama şunu müsaadenizle söyleyeyim. Çünkü bizim dünyamızdan da gariplikler yaşamaya başladık. Yahudi kabbalistler gibi, Hristiyanların İsa'yı büyüttükleri gibi siz de Hazreti Muhammed'i çok büyütünüz, büyütüyorsunuz diyenler var. Kardeşim, sevgili kardeşim, sevgili dostum. Biz insan olarak Hazreti Muhammed'i onun layıkı veçili olduğu yer kadar büyütemeyiz biz. Bizim haddimize düşmüş değil. Onu büyüten Yüce Allah Celle Celaluhu. Çarpıcı cümle olarak şunu bütün seyircilerimize ısrarla bütün ümmeti Muhammed'e arz edelim ki uluhiyeti ve rububiyeti yani ibadet edilmeye layık yegane mabud Hazreti Allah mutlak hakim Hazreti Allah mutlak yaratıcı Hazreti Allah uluhiyeti ve rububiyeti Hazreti Allah'a tahsis ettikten sonra Hazreti Peygamber'i ne kadar büyütebilirsen büyüt kardeşim. Onu layık-ı veşiyle büyütmekten acizsin sen zaten. Yapamazsın. Bir ayetleri bitireyim müsaadenizle. Kalem veya Nun suresinde kısa kısa gidiyorum çok küçük. Ve inneke la ala hulukun azim. Mükemmel bir ahlak üzerindesin ya Muhammed. Haşr suresi 7. Ne verirse alın. Neyi yasak edirse kaçının. Son ayeti okuyorum. Ahzab suresinden iki ayetimiz var son dedik. Ahzab suresi 21. Sizin için Hazreti Muhammed çok güzel bir örnektir. Hayatı A'dan Z'ye tespit edilen tek insandır Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adem'den bugüne kadar, kıyamet sabahına kadar da aynı olacak. Hayatı tespit edilen A'dan Z'ye, edep dahilinde anlatılmak şartıyla yatak odası dahil tespit edilen yegane şahıs. Dolayısıyla örnek alınacak o. Son ayet okuyacağım. Bunu söylemeden yapamam. Estağfirullah. Ali İmran 31-32. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. Kulatullah ve Resul fe in tevelle fe innallaha la yuhibbu'l kafirin. Ya Muhammed de ki ey insanlar, özelde ey müminler, eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın da sizi sevmesini istiyorsanız, Allah'ın affına ve mağfiretine ulaşmak, kavuşmak istiyorsanız, bana tabi olun. Fettebi'uni. Dikkatinizi çekiyorum, bakın. Allah'a tabi olun demiyor. Kitaba, Kur'an'a tabi olun demiyor. Bana tabi olun. Fettebi'uni. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin tarifiyle müthiş bir tariftir. Canlı Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fuat kardeşinden özellikle
müsaade isteyeceğim. İnşallah bir cuma akşamı sizi peygamberimize güzel bir şekilde bize anlatacaksınız inşallah. Selman Hocam, siz dünya devletini geziyorsunuz. Allah razı olsun. Dünyada jüri heyetliği yapıyorsunuz. Dünya ülkelerinde sevgili peygamberimize bakışı nasıldır onların? Bize açıklarsanız memnun oluruz. Asırlarca din alimleri alemlerin onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığını şairlerin de ifadesiyle duyuyoruz. Bugün yaşadığımız dünyanın içerisinde nasıl bakıyorlar derseniz Müslümanlar zaten bunu konuşmaya gerek yok. Ancak Müslüman olmayan fakat İslamiyet nasıl diye işte Sultanahmet Meydanı'ndaki ezan-ı Muhammediye kulak veren turistlerin o bakışları ve ezan bitince ne duydunuz, nedir sizi böyle hüzne boğan diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar çok manidar. Ben buraya gelmeden önce Müslüman bir toplumun içine gireceğimi biliyordum. Ama bu okunan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Bu herhalde ibadete çağrı değil mi? Evet. Peki, yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Dedi bir ecnebi. Nedir? Biz sizin kadar şanslı değiliz. Çünkü sizin örneğiniz, önderiniz hayatın her şeklini yaşamış, her haliyle insanlığıyla size örnek olabilecek bir hayatı sunmuş bir liderin peşinden gidiyorsunuz. Onun için size imreniyorum. Dolayısıyla biz de Kur'an sayesinde dünyayı geziyoruz. Evet hocam, evet. Ama dünyanın neresine gidersek gidelim, İstanbul'daki, bu aziz vatandaki ezan-ı Muhammed'in terennümü ve İstanbul bu topraklardaki anlayışı, algılanışı çok daha başkadır. Allah bütün ecdadımızdan razı olsun. Asırlardır bu Kur'an'ı bizlere kadar getirip, işte Mevlid-i Nebi ile bu akşam hocalarımız ilahileri okudular. Biraz sonra Mevlid okuyacaklar. Kendi dilimizde, Kur'an'ın ışığında ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek lisanından dökülen sözlerin ışığında, dünyaya teşrifi yaşamıyla o güzel sözler, aşıklar, veliler, Allah dostlarının o güzel ifadeleriyle günümüze kadar gelmiş. Bu aşkta bizim içimize zerk edilmiş. Rabbim bizleri bundan mahrum etmiş. Allah razı olsun. Selman Hocam sürekli hafız yetiştiriyor. Allah ondan da razı olsun. Bilmediğimiz bazı şey özellikler var. İnşallah ileriki şeyleri anlatırız. Zeki Hocam buyurun. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Buyurun hocam. Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade. Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade. Bir bade gerek ama kimi çileme vade. Bir bade gerek ama kimi çileme vade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bir kez içen aşıktır, aşkında ol sadıktır. Bir kez içen aşıktır, aşkında ol sadıktır. Aşk ona hem layıktır, gam görmeye dünyada. Aşk ona hem layıktır, gam görmeye dünyada. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah,
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Ay kalbim zikrullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşit bu sezaiden, ne gördü fenaiden. İşit bu sezaiden, ne gördü fenaiden. Dost vecihini gösterdi, nirat-ı mücelladan. Dost vecihini gösterdi, mir'at-ı mücelladan. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Ay kalbim zikrullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Ay kalbim zikrullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Seyyidi kainat, Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa salavat. Amina Hatun Muhammed anesi, ol sadeften doğdu ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile, vakt erişti heftem eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler bölürdü gelmedin. Ol Rabi'ul evvel ayın nicesi. 12. Gece-i Süneyn gecesi. Allahümme salli ala Muhammed. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer anesi, anda neler gördü neler. Dedi gördüm ol Habibin anesi, bir acep nur ki güneş pervanesi. Biri meşrik biri mağrib dağının, biri damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan ki ol halkın yeyi. Kim yakın oldu cihana gelmeyi.
salli ala Muhammed. İndiler gökten melekler, saf Resulün doğdu şebbi güman, Leyle-i Kadre müşabihtir hemen. Bulmak istersen cehennemden eman, Mevlid-i Paki Resulullah'a gel. Şefaat ya Resulallah, Zat-ı Paki canı gönülden dillesen, Mahz-ı Nuri Hak'tır ol Zat-ı Hasen. Oldunca dünyada sağ esen, Mevlid-i Paki Resulullah'a gel. Meclisi Mevlid'de ey vali müdam, ol Resul'e kul salat ile selam. Cenneti âlâda istersen makam, Mevlid-i Paki Resulullah'a gel. Fikredip dünyadan elbet göçmeyi, cennette ahir sırattan geçmeyi, Havz-ı Kevser'den dilersen içmeyi, Mevlid-i Paki Resulullah'a gel. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'ul müzribindir Mustafa, vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nure tergib ettiler. Amine edur ki vakt oldu tamam, kim vücuda gel ol hayrul enam, susadım gayet hararetten katı. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Allahümme salli ala Muhammed. Şerbeti sunduk da bana huriler bunu sana verdi, Allah dediler.
her soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İyi iştiman oldu cismin nura kark, İyi demezdim kendimi nurdan far. Allahümme salli ala Muhammed. Geldi bir akkuş kanadıyla revan, arkamı sığadı kuvvetle eman. Allahümme salli ala Muhammed. Doğdu ol saatte ol sultanu din, nura kar kuldu semavatü zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslimen hatta tenalu cenneten ve na'ima. Assalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselam aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönül verdik. Onun mübarek doğum şeriflerine hürmeten kıyam eyledik. Bizleri onun şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Sana açılan ellerimizi, seni zikreden dillerimizi, aşkınla yanan gönüllerimizi aşkının ateşinden başka bir ateşle yakma ya Rabbi. Onun ahlakıyla ahlaklanacak evlatlar yetiştirmeyi hepimize nasip eyle. Ülkemizi, milletimizi her türlü afattan muhafaza eyle. Amin diyenlerimizin kalp ve gönüllerinde yatan ne gibi muratları varsa hayırlı olan muratlara nail eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasip eyle. Ekranları başında bizleri izleyenlerin ve izleyemeyen bütün Müslümanların ahirete göçenlerine hediyelik vasılayla ya Rabbi. Salli ve sellim ala cemiyil enbiya'i vel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Türkiye radyo televizyonlarında olmayan bir kampanyayla her zaman olduğu gibi yine karşınızdayız. Evet, sürekli değişik ürünler, değişik kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Bu bölümde, bu dakikalarda mükemmel bir cihazı sizlere tanıtacağız. Bakın elimde görmüş olduğunuz HD Digicam model mükemmel bir video kamerayı sizlere hem tanıtacağız hem de kampanya olarak gerçekleştireceğiz. Evet, 12 megapiksel kamerası olan, fotoğraf çekebilen ve 2 GB hafıza kartı sayesinde saatlerce videolar ve resimler çekebileceğiniz, işte bu mükemmel, her evde olması gereken, özel günlerde kullanabileceğiniz bu mükemmel dijital kameramızı sizlere kampanyalı bir fiyata göndereceğiz. Değerli izleyenler, bunun fiyatı şu anda tanıtmış olduğum Digiphone, Digicam marka telefon cihazımızın fiyatı sadece ve sadece ne kadar biliyor musunuz? Önce gerçek fiyatını söyleyelim. Yani piyasadaki satış fiyatını söyleyelim. Şu anda tüm satış noktalarında tam 750 TL'ye satılan bir cihaz bu. Ama birazdan ekrana numaralar gözüktüğü dakikalardan itibaren kaç para alacaksınız biliyor musunuz? Bir tahmin yapar mısınız? Bir tahmin yapmanızı istiyorum. Tahmininizi alabilir miyim? 450 diyen var, 500 diyen vardır diye tahmin ediyorum. Ama daha da aşağı bir rakamda. 300 mü? Hayır değil. 250 değil. 200 değil. 180 lira mı? Hayır değil. Ne kadar? 149 Türk lirası gibi inanılmaz bir fiyata bakın. Gerçekten son derece konforlu bir cihaz. Son derece güçlü bir cihaz ve 12 megapiksel gücünde olan bir cihaz sevgili izleyenler. 4 zoom özelliği, 2 GB hafıza kartı bulunan bu cihazımızın aynı zamanda 2.4 inç LCD ekran olduğunu hemen söylemek istiyorum. 9.88 mm lense sahip olan bu cihazda birbirinden özel videoları çekebileceksiniz. Artık bakın cihazımızı şöyle açalım. Evet, şöyle size göstermek istiyorum. Buradan işte bakın stüdyomuzu çekiyorum gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yapalım, kameraman arkadaşımızı göstereyim. Dönebiliyor çünkü bu şekilde. Gösterelim bakalım.
sevgili yönetmenim. Birazdan numaralar ekrana geldiği zaman sevgili izleyenler, bu cihazınızı sizler kaç paraya alacaksınız biliyor musunuz? 149 liraya. Hazırsak 3 dakikalık süremizi başlatıyorum ve numaralar ekrana gelsin. 0216 211 01 çift 0. Sadece 149 liraya. Tam 80 liralık kargo, KDV, ÖTV dahil. Bunlar bize ait. 2 yıllık garanti belgesi, faturasıyla birlikte 12 megapiksel gücündeki bu mükemmel video kameraya sizler sadece 149 liraya sahip olacaksınız. 749 lira şu anda piyasada satış fiyatı. Evet, 749 liraya satılıyor. Siz her şey dahil 149 liraya bu programı, bu kanalı izlediğiniz için sahip olabileceksiniz. 0216 211 01 çift 0. Ve tabii ki hediyeleri. Hemen hediyelerini söylemek istiyorum. Sevgili izleyenler, şarj aletini sizlere hediye olarak gönderiyoruz. Hemen göstermek istiyorum. USB kablosunu sizlere hediye olarak gönderiyoruz. USB kablosu sayesinde çekmiş olduğunuz resimleri, videoları cihazımızdan bilgisayarınıza aktarıp oradan internetten paylaşabilirsiniz veya bir ömür boyu olarak anılarınızda saklayabilirsiniz. Taşıma ipini yine gönderiyoruz. Bu taşıma ipi sayesinde omzunuza atabilirsiniz. Kameramızı omzunuza kullanabilirsiniz. Ama bitmedi. Bir de taşıma çantası. Orijinal kendi taşıma çantasını da sizlere hediye olarak gönderiyoruz. 2 GB'lık hafıza kartını hediye olarak gönderiyoruz ve televizyon bağlantı kablosunu. Evet, televizyon bağlantı kablosu sayesinde şu anda beni izlediğiniz gibi videolara çekmiş olduğunuz, videomuza çekmiş olduğunuz, kameramıza çekmiş olduğunuz videoları da televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Bunu canlı olarak da izleyebilirsiniz, anlık olarak da izleyebilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz. Daha önce de çektiğiniz görüntüleri de paylaşabilirsiniz. Evet, kampanyamıza son 2 dakikaya girdik. Şu anda 749 liraya satılan bu cihazımıza, bu mükemmel kameramıza her şey dahil. Evet, her şey dahil sadece 149 liraya sahip olacaksınız. Hadi size bir jest daha yapıyorum bu akşam, bugüne özel. Tripodun da hediye olarak gönderiyorum. Normalde bu ücrete tabi ama bakın, tripod dediğimiz şu ayaklık. Bu görmüş olduğunuz ayaklık. Yani bunu bir yere sabitleyip ekranın karşısına geçip, kameranın karşısına geçip artık videolarınızı çekebilirsiniz veya bir yerde sabitleyip o anı ölümsüzleştirebilirsiniz. Tripodu da sizlere hediye olarak gönderiyoruz. Tam 79 liralık kargo, KDV, ÖTV'yi de biz karşılıyoruz. Ama bir dakikada hattı düşüren bütün izleyicilerimiz 149 liraya bu mükemmel cihaza sahip olacaklar. Bakın ne kadar net bir görüntüsü var. Tam 12 megapiksel şu anda çözünür kameraya sahip olan bu cihazımızın 2 GB'lık da hafızası var. Yani çektiğiniz resimleri, videoları rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. Şöyle ekranı çevirebiliyorsunuz karşı tarafa. Burada bu şekilde gösterelim. Ekranı çevirebiliyorsunuz karşıdan görmek için. Bakın oldukça ekonomik ve en önemlisi Türkçe menü. Türkçe menüye sahip sevgili izleyenler. Yani buradan ekrandaki yazılarımız tamamen Türkçe. Ne yapmanız gerektiğini buradan yönlendirebiliyorsunuz. Lityum batarya özelliği sayesinde şarjı en az 2 gün dayanan bu mükemmel cihazımız sadece kendi başına 749 liraya satılıyor. Ama şu anda hattı düşürenlere bunu 149 liraya gönderiyoruz. Kargoyu, KDV'yi biz karşılıyoruz. Word ve bonus kartlara 4 taksit imkanı yapıyoruz. Ve yanında şarj aletini, USB kablosunu, tripodunu ve tabii ki taşıma ipi, taşıma çantası, 2 GB hafıza kartı ve televizyon bağlantı kablosu gibi zaten 150 lira değerindeki aksesuarını yanında bedava gün. Sadece aksesuar 150 lira. Ama siz 149 liraya hem aksesuarlarına hem de cihazımıza sahip oluyorsunuz. Garanti belgesi ve faturası birlikte gönderebilirsiniz. Bakın şöyle bir kez daha göstersin. Ne kadar şık, HD kalitede görüntü çekebileceğiniz bu mükemmel video kameraya son saniyeler, aslında süremiz bitti ama ben bir dakika daha kampanyamızı uzatıyorum. Bir dakikada hattı düşüren, hatta çağrı atanları da kabul ediyorum. Evet, çağrı atın, biz sizi arayacağız. Bir dakika içerisinde çağrı atan, arayan herkese 149 liraya bu mükemmel video kameraya sahip olacaklar. 0216 211 01 çift 0. Ben şimdi tanıtımı, anlatımı bitiriyorum. Ekran alttaki numaraları bir dakika daha arayabilirsiniz. 0216 211 01 çift 0. Tanıtımımız bitti ama kampanya bir dakika daha devam ediyor. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın, hoşça kalın efendim. Bu sene hastalandı, sarardı yaprakları.
çınar koca çınar, sana bakanlar ağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Kur'an mı var önce? Yok. Kur'an sonunda, en sonunda. Devam ediyoruz inşallah programımıza. Şimdi Selman hocam, biz Ahmet hocamla siz yurt dışından geldiniz. Evet. Dünya jüri üyesiydiniz Kur'an-ı Kerim'de. Tabii biz Ahmet hocamı kıyamında tanıyoruz da sizden iyi şekilde dinleyelim. Bir de uygulama yapar. O nasıl oluyor? Bir bize anlatırsanız. Şimdi Kur'an-ı Kerim. Ahmet 14 yaşından beri dünya yaşamalarına hazırlanıyor. Belki de şu anda sizin öğrenciniz. Evet, Hafız Ahmet'in çok hocası oldu. Allah razı olsun. Allah hocaların hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yarışmaları hazırlanma noktasında kendisine destek olmaya çalıştık. En son Ocak ayının içinde bulunduğumuz ayın içerisinde Sudan'ın başkenti Hartum'da. Ben size aradım, doğruydunuz, evet. Evet, dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasındaydık fakat yarışmalar kategori kategori hocam. Şöyle, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini ezber okuma, üçte ikisini ezber okuma, tamamını ezber okuma kategorisi. Ve Kur'an-ı Kerim'in aşır tarzı dediğimiz bizim, evet, ama onların söylediği mücevvet okuyuşta bir kategori var. O en son kategori. Hafız Ahmet'in katıldığı yarışma bir kategorili yarışma. O da Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberi okuma ve bunun tefsiri kategorisi. Ay maşallah. Yani dünyada ilk. Şimdi ne kadar anlatırsak anlaşılmayacak. Siz şuradan bir sayfa açın hocam. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden. Açtım hocam. Bir mikrofonu da alalım. Ben alayım mikrofonu. Hocam bir yer açtı. Sevgili seyirciler de izlesinler. Burada canlı dünya, Kur'an-ı Kerim, dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları nasıl oluyor? Ben de seriye açtım hocam şu anda. Dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları. Hocam bir sayfa açtı. Hafız Ahmet'e soruyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden bu şekilde
tam 4 soru soruluyor. Sayfanın başı olabiliyor, sayfanın ortası olabiliyor, sayfanın son ayeti olup karşıya geçişli soru da olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in 4 yerinden bu şekilde konuşur gibi, heyecanlanmadan, şaşırmadan, çabuk dama yapmadan, böyle hızlanmadan, rahat, maşallah, tane tane okuyan, maşallah, şaşırmadan okuyana birincilik veriyorlar. Fakat dördüncü soru bittikten sonra, beşinci soruda Kur'an-ı Kerim'in 27. cüzünün tamamının tefsiri soruluyor. Allah. Ve bunu Arapça soruyorlar. Şöyle bir iki tane soralım. Soralım. Uygulama yapalım. 27. cüzü açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Es-su'al-hamis, beşinci soru diyor. Beyin el-mufradat-el-atiye el-bayani fit-tefsir. Aşağıdaki soruların, kelimelerin ne manaya geldiğini cevapla bakalım diyor. Biz şimdi soralım hafızı. Yani çok kısa Arapça kelime onun tefsirini cevaplayacak inşallah, bakalım. Estağfirullah. Beneynâhâ. Ey bi kuvvetin ve kudretin. Ez-zubur. الكتب السماوي زبور في الكتب الحفظة مخلدون مبقون على هيئة الولدان في البهاء بارك الله فيك وفيك ما شاء الله aynen bu şekilde Hafız Ahmet maşallah Hasan-ül Mahluf'un tefsirinin tamamını ezberledi. Bütün jüri üyeleri Arapça bu şekilde sorulara net bir tavırda cevap verince hepsi şaşırdı, tebrik ettiler. Hafız Ahmet'imizin bir özelliği var. Evet. Tabii biz o üzülmüyor diye rahat rahat söylüyoruz. Hafız Ahmet'in iki gözü de görmüyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'i 9 yaşında hocasının ağzından dinleyerek ezberlemiş, 8 ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş bir hafız. Ama Arapça konuşabiliyor, İngilizce konuşabiliyor. Allah Allah. Aynı zamanda üniversitede öğrenci. İnşallah çok güzel akademi çalışmasını da yürütecek. Kur'an-ı Kerim'in tamamını 3-5 dilde tüm dünya insanına anlatarak yüzümüzü ak edecek. Uzunca okutmadık. Çok kıymetli hocalarımız var. Sesleri güzel ama Hafız Ahmet'in inşallah sesinden bir aşırı okumada dinlemek lazım. Hocam onu dinleyeceğiz. Size özellikle tebrik ediyorum. Bu hafızımızı bırakmıyorsunuz. Biz de ahirizdeyiz inşallah. Bu cümle ilave edebilir miyim buraya hadisi kutsi? Hocam vakit geçmesin diye arz etmedi. Madem ki kardeşimiz cennet kendisini bekliyor. Malum bir hadis-i şerifte. Efendim ben kulumun iki gözünü alır da o sabrederse ona defter açmaktan, hesap sormaktan haya ederim buyuruyor. Cenneti bekliyor. Bize de şefaat etsin inşallah. İnşallah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Buyur Zeki hocam. Sağ olun hocam. Alemler olan. Bize bir derbi tanıştığınız için teşekkür ediyoruz. Alemlere rahmet olarak kendim ümmetine şefaat vaad eyledin. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaad eyledin. Güzel selam sana ya Resulallah. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim, sevdim seni var.
السنيات الغدا وجب الشكر علينا ما دعا للهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء علينا
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemine ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirine indallah. Amin. Ey kainatı bütün mevcudatı yaratan yüce Rabbimiz. Rahmet ve mağfiretine güvenerek kapına geldik. Bu mübarek veladet kandilinde hepimizin günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin, amin diyenlerin günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya İlahel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Mevlid-i Şerif'i, ilahileri, kasideleri, amin nidalarımızı kabul eyle. Amin. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine hediye edik vasıla ile. Amin. Bir cümle peygamberlerimize, evliya ve erenlerimize, üstaz efendilerimize, harici sur, dahili sur ne kadar evliya, enbiya, şüheda varsa bir cümlesini ervahına hediye edik vasıla ile ya Rabbi. Amin. Dinimiz
vatanımız, milletimiz, mukaddesatımız için hayra çalışmış, ahirete göçmüş bütün ecdadımızın, atamızın ervahına hediyelik vasılayla ya Rabbi. Amin. Amin diyenlerimizin ahirette olanlarına, bütün hoca efendilerden ahirete göçenlere ayrı ayrı hediyelik vasılayla ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, hastalara şifalar, bütün kullarına, bütün insanlara, bütün sultanlara, herkese şifalar ihsan eyle. Kanser hastalığına tutulmuş ve bilinen bilinmeyen bütün hastalıklara tutulmuş olan bütün din kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi. Ummadıkları yerlerden şifalar ihsan eyle ya Amin. Rabbi. Amin. Daralan, bunalan, iş, aş bekleyen kullarına da ummadıkları yerlerden hayır ve bereket kapıları ihsan eyle. Amin. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hepimize hayırlı uzun ömür, helal kazanç ihsan eyle. Amin. Amin diyenlerin ve bu televizyon ekranlarında bizleri izleyenlerin, amin diyenlerin ahirete göçenlere hediyelik vasılayla. Amin. Bu müesseseyi kuranların ve devam ettirenlerinin, çalışanların, çalıştıranların, kamera önünde ve kamera arkasında bulunan kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş olanlarına hediyelik vasılayla ya Rabbi. Emrin vuku bulup her canlıya mutlak ve mukadder olan ölüm haliyle er geç bizler de halleneceğiz muhakkak. Bundan kurtuluş yok ki. Azrail aleyhisselam başımıza dikilip, ey insanoğlu kalk artık seni Rabbin istiyor dediğinde, o anki dünyalık mal, mülk, para, pul, makam, mevki, rütbe, kasa, kese hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o anda sevgili peygamberimizi karşımızda görmek nasip eyle. Amin. Hoş geldin ümmetim iltifatı Muhammed'e mazhar eyle. Amin. Bize de okuyacak ve okutturacak nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ülkemizi, milletimizi her türlü afattan muhafaza eyle. Ordumuz, yurdumuz sana emanet muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Din ve devlet büyüklerimizin, dinimiz, vatanımız, milletimiz, mukaddesatımız hakkındaki çalışmalarında, hayırlı çalışmalarda muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kötülüğe de her kim çalışıyorsa fırsat verme ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da yapılan ve kabul olan dualara katarak kabul eyle ya Rabbi. Amin. Salli ve sellim ala cemi'il enbiya'i vel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Uzaktan yakından teşrif ederek, okuyarak bu Kur'an meclisine iştirak eden din kardeşlerimizin tüm ölmüşlerinin kabirleri nur olsun, makamları cennet olsun, Allah cümlenizden ve cümlemizden razı olsun. Amin. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime velhamdülillahi rabbil alemin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ben burada Selman hocam başta kucaklamak istiyorum. Bütün izleyicilerimiz adına, ondan özellikle de Ahmet kardeşimizi kucaklamak istiyorum. Allah bizden razı olsun hocam. Buyurun. Hafız Ahmet'in öncelik kucaklamak istiyorum. İzleyicimiz adına. Allah senden razı olsun. Maşallah. Allah ömrümüzü versin. Devamlı tatlı sayın. İnşallah. El-Fatiha. Hocam bizi kucaklamayacak mı? Teşekkür ederim. Size.